Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Minik kız bebeklerimiz için tığ işi güzel ve kolay bir ayakkabı yaptım. Üzerine bakın böyle nakış işlemesi yaptım. Bu nakış işlemesini sadece ayakkabıda değil, birçok yerde kullanabilirsiniz. Bebek hırkalarında, bebek yeleklerinde, kazaklarında her yerde kullanabilirsiniz. Ben bugün bu ayakkabı örgüsünde anlatıyorum. Bugün videomuzda bu çiçek anlatımlarını yapıyorum arkadaşlar. Ama siz de bunun gibi güzel tığ işi bir ayakkabı yapmak isterseniz ben bu çiçekli tığ işi ayakkabının anlatımını yaptım. YouTube kanalıma yükledim arkadaşlar. Bu ayakkabının olduğu YouTube linkini izlediğiniz bu çiçek videosunun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlediğiniz bu videonun açıklama bölümünde bulunan tığ işi bebek ayakkabısı linkine tıklarsanız bunun gibi güzel bir ayakkabı yapabilirsiniz. Biz bugün bu çiçekleri yapacağız arkadaşlar. Bu nakışı yapmak için ne renk yapacaksanız o renk iplik kullanıyorsunuz. Bakın koyu renk iplik kullanıyorum. Açık renk pembe iplik kullanıyorum. Sarı renk iplik kullanıyorum bu tomurcuk bölümlerini yapmak için yaprak içinde yeşil renkli iplik kullanıyorum siz tercihinize göre istediğiniz renkleri yapabilirsiniz bu nakışı yapmak için bakın iğne kullandım Arkadaşlar bu şekilde büyük bir iğne ipliği takıyoruz bu nakış işlemesini yapıyoruz kesmek için de makasa ihtiyacımız var siz malzemelerinizi hazırlayın hep birlikte bu nakışın nasıl yapıldığını görelim arkadaşlar Bakın bu ayakkabıyı alıyorum elime. Nakışı buna yapacağız. Aynı bunu gibi olacak arkadaşlar. Bakın iğneye koyu renk pembe iplik taktım. İlk önce bu çiçeğini yapıyorum. Şu şekilde bakın örgünün ters tarafından. Buradan orta bölümden ipliği takıyorum. Şu ucuna şu şekilde bir düğüm atıyorum bakın. Bu iğneyi sağlam olsun diye şu ilmek içinden geçirdim. Bakın. Bu şekilde çekiyorum. Çiçeğe nereden başlayacağıma bakıyorum. Ayakkabıyı bakın şu şekilde katladım. Ortayı buluyorum. Bak model de sayabilirsiniz. Burada 1 2 3 4 5 6 7 kesme yaptım ortada. 3 bu tarafta, 3 bu tarafta bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan bakın iğneyi üst tarafa alıyorum. yerde yapmam gerekiyor arkadaşlar. Yukarıda tutarsam yapması zor oluyor. Bakın iğneyi şu şekilde tutuyorum. İplik ucunu bakın şu şekilde iğneye doluyorum. Sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 defa doladım arkadaşlar. Çok sıkı dolamazsanız daha güzel olur. Bakın iğnenin içinde hareket etmesi lazım iğnenin. Şu şekilde iğneyi yavaş çekiyorum. Bakın burası bu şekilde görünüyor. Çok yavaş çekiyorum arkadaşlar. İğneyi hızlı çekerseniz burası kayar kayma yapar. Bakın şu şekilde çekiyorum. Bakın böyle bir görüntü elde ediyorum. Halka şekline geldi. Şu aynı ilmeğe tekrar iğneyi ucunu takıyorum. Bakın buradan çıkarıyorum. Çektim. Bakın bu yaptığım halkanın şu boşluğa takıyorum iğneyin ucunu çekiyorum. Aynı yere tekrar bakın iğneyi takıyorum, çekiyorum. Tam ortadan denk gelmesine dikkat edin arkadaşlar. Bakın yarısı bu tarafta, yarısı bu tarafta kalacak. Şu şekilde bakın yaprağını yaptık çiçeğin. İğnenin ucunu orta noktaya tekrar takıyorum. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Bundan 4 defa yapıyoruz. Bakın 1 2 3 4. Şimdi ikinci yaprağı yapalım. Bakın tekrar gösteriyorum. İğnenin üzerine 24 defa iplik doluyorum. bakın 24 defa iplik doladım yavaş çekiyorum çok sıkı yapmamaya dikkat edelim arkadaşlar bu dolarken bakın Aynı ilmeğe iğneyi takıyorum. Şuradan çıkarıyorum bakın. Çektim. Ortasına iğneyi takıyorum. Bakın bu taktığım ilmeğe tekrar iğneyi takıyorum. Çıkardığım iğne vardı bakın şuraya. Tekrar iğneyi takıyorum. Düzeltiyorum bakın burayı şu şekilde çekiyorum. Elimle tutuyorum bakın. Bakın iki yaprağını yaptık. Ortadan tekrar iğne ucunu çıkarıyorum. Bakın tekrar iğne üzerine 24 defa iplik doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Yavaş çekiyorum. Yerde yapayım arkadaşlar daha kolay oluyor. Bakın burayı tutuyorum şu şekilde elimle. Düzgün olması için tutuyorum. Şu ortada bulunan aynı ilmeğe tekrar iğneyi takıyorum. Bakın ileriden çıkartıyorum. Bakın şu şekilde ileriye taktım. 1 2 3 ilmek atladım bakın. İğneyi çekiyorum. Halkanın içinden bakın iğnenin ucunu geçirdim. Tam ortaya getirmeye dikkat ediyorum arkadaşlar. Bakın takıyorum. Bu bakın ilmeğe iğneyi taktım. Ters taraftan çekiyorum. Bakın elimle düzeltiyorum burayı. Bakın üçüncü yaprağını yaptık. Ortadan tekrar iğne ucunu yukarıya alıyorum. tekrar 24 defa iplik doluyorum. Bakın yere bıraktım daha kolay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Bakın yavaş çekiyorum arkadaşlar. Sıkı dolarsanız çekmesi zor olur. Bakın elimle düzeltiyorum burayı. Aynı ilmeğe tekrar iğne ucunu takıyorum. Bakın şöyle göstereyim. İleriden çıkarıyorum bakın. Yine aynı şekilde saydım bakın 1 2 3 ilmek atladım. iğne ucunu çekiyorum. Bakın halka içine taktım iğneyi. Tam ortaya gelmesine dikkat ediyorum bakın bunun. Ters tarafına iğneyi taktım. Bakın aynı ilmeğe geri iğneyi takıyorum. Ters taraftan çıkarıyorum. Bakın çiçeğini bitirdik. Bu ipliği kesiyorum artık. Şu şekilde bakın taktım doladım sağlam olsun diye İpliği kesiyorum. Yeşil renkli iplik takıyorum. Bunun da ucuna şu şekilde bakın düğüm yaptım. Örgünün ters tarafından şu şekilde takıyorum. Ortadan yine iğne ucunu yukarıya çıkarıyorum bakın. Elimle bakın şu şekilde tutuyorum. Aynı ilmeğe tekrar iğneyi taktım. İğneyi bakın bu şekilde çekiyorum. Bakın halka yaptım. Şöyle arkadaşlar bu şekilde tutuyoruz. Aynı ilmeğe tekrar iğneyi takıyorum. Ortadan çıkarıyorum bakın yine. Aynı ilmeğe iğneyi ucunu takıyorum. Bakın halkada kalacak arkadaşlar iğnenin ucu. Bakın şu şekilde. Gör görüntüsü böyle. Aynı ilmeği tekrar iğneyi takıyorum. Bakın ortadan tekrar iğne ucunu yukarıya aldım. Bakın şu şekilde tutuyorum tekrar gösteriyorum ortada çıkardığım ilmeğe iğneyi ucunu takıyorum mesafesini kendiniz ayarlayabilirsiniz bakın şu şekilde ilmek içinde kalıyor iğne ucu aynı ilmeği tekrar iğneyi takıyorum ortadan çıkarıyorum Bakın bitirdim arkadaşlar. Bakın çiçeğimiz bu şekilde görünüyor. Yeşil renkli ipliği kesiyorum. Bakın. şimdi pembe renkli bu yarım modelleri de yapalım onun yapılışında göstermek istiyorum bakın açık renk pembe renk iplik taktım yine düğüm yapıyorum bakın arkadaşlar bu şekilde 3 yapraklı çiçek yapıyorum bunu 4 yapraklı yaptık bunları 3 yapraklı yapıyorum şuradan bakın yine ters taraftan iğneyi takıyorum ilmek içinden çektim şurada iğneyi ucunu çekiyorum arkadaşlar mesafeyi kendinize göre ayarlayabilirsiniz yapacağınız yere göre 24 defa iplik doluyorum yine tığ iğne üzerine 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Yavaş çekiyorum. bakın bu şekilde arkadaşlar şu ilk iğne ucunu çıkardığım ilmeğe iğneyi takıyorum bakın 1 2 3 4 ilmek saydım çıkarıyorum yaptığımız gibi aynı şekilde arkadaşlar hiç fark eden bir şey yok. Sadece bir yaprağını eksik yapacağız. Bakın. Bu yarım modeli de yaptık. İpliği kesiyorum. Diğer yarım modele başlıyorum bu taraftan. yaptığımız gibi bunu da yapalım arkadaşlar. Bakın bu çiçeği de yaptım. Yeşil yaprakları da aynı bu ortada yaptığım gibi yaptım arkadaşlar. Bakın ikisinin de yaptım yeşil yapraklarını. Şimdi bu sarı renk iplik ile tomurcuk bölümlerini de göstermek istiyorum. İğneye sarı renk iplik taktım. Siz istediğiniz renk tonlarını takabilirsiniz sarının. Yine ucuna düğüm yapıyorum. bakın örgünün ters tarafından şu şekilde içinden çekiyorum ortadan iğne ucunu bakın yukarı alıyorum yine tığ iğne üzerine iplik dolayacağız arkadaşlar bakın şu şekilde iplik doluyorum fazla dolamıyorum 9 veya 10 defa yeterli bakın 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 defa iplik doladım. Yavaş çekiyorum. Burada bir tomurcuk oluşturacağız. Bakın. Aynı ilmeğe tekrar iğnenin ucunu takıyorum. Bakın ters taraftan çekiyorum. Bakın tomurcuğunu yaptım. Bunu burada sağlamlaştırıyorum. İpliği kesebilirsiniz veya kesmeden ters taraftan içeriden geçirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu şekilde sağlamlaştırıyorum. Ben örgünün ters tarafından geçiriyorum bakın bu şekilde. Şu ilmeklerden takıyorum. Düz taraftan görünmemesine dikkat edelim ama. Bak ortada bulunan çiçeğe geldim. Bunun ortasında bakın ilmekten iğne ucunu yukarı alıyorum. Yine aynı diğer elinde yaptığımız gibi tomurcuk yapacağız. 10 defa iplik doluyorum. Elimle bakın bu, bu şekilde tutuyorum. Örgünün ters tarafından çekiyorum iğne ucunu. Bakın bu tomurcuk da tamam. Ters tarafta yine sağlamlaştırıyorum. Diğer çiçeğe geçiyorum bakın. Bakın böyle geçirirken sarı renk iplik görünmüyor arkadaşlar düz tarafta ilmeklerden yapıyorum. Bakın tekrar tomurcuğu gösteriyorum. Ortada bulunan ilmekten iğne ucunu çekiyorum. İğne üzerine 10 defa iplik doluyorum. Siz biraz küçük olsun derseniz 8-9 defada da dolayabilirsiniz. 5 6 7 8 9 10 Şöyle bakın düzeltiyorum çekiyorum. Aynı ilmeğe tekrar iğne ucunu takıyorum. Ters taraftan çekiyorum. Bakın bu tomurcuk da tamam. Artık ipliği kesiyorum burada. bakın arkadaşlar bu şekilde oldu çiçekler çok güzel oldu ben bugün bu ayakkabı üzerinde anlattım dediğim gibi ama siz bu çiçek süslemesini her yerde yapabilirsiniz beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen örgü kanalıma abone olmak ücretsiz örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın sevgiyle kalın